Bu sefer nereye davetli misafir oluyoruz? Gelin izleyelim. Sevgili izleyenlerimiz, bizler davetsiz misafir ekibi olarak bugün Milas merkezdeyiz efendim. Bir iç mimarlık firmasıyla birlikte röportajımızı gerçekleştireceğiz bu bölgede. Ve aslında hem tasarım konuşacağız, hem müşterileri konuşacağız, hem aslında bu süreç nasıl işliyor onu konuşacağız. Ve firma sahibi Oğuzhan Bey yanımda şu an, hemen onlara dönmek istiyorum ben. Efendim hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Sizler de hoş geldiniz. Teşekkür ederiz Oğuzhan Bey. Nasılsınız? İlk önce bunu soralım. İyiyiz çok şükür. Sıcaklarla uğraşmaktayız yani. Değil mi? Evet. Aynen. Harika. Bölge yeteri kadar sıcak. Uğraşıyoruz. Güzel, harika. Sizleri bir kısaca tanıyalım. Oğuzhan Bey kimdir? Şu an nerede bulunuyoruz ve neler yapıyoruz? Biraz buna girelim. Valla ben 2013 mezunu, mimarım. Mimar Oğuzhan Özler. Ben Milas, Muğla Milas merkezde bulunmaktayız. Kendim de Milaslı olduğum için burada kendime 2015 yılında ofisimi açtım. 2013 yılında mezun oldum. 2 yıl boyunca Bodrum'da bir firmada çalıştım. Daha sonrasında kendi memleketimizde ofisimizi açtık. 6 yıl boyunca tek başıma sürdürdüm Özler Mimarlığı. Eşim Fatma'nın da katılmasıyla, kendisi inşaat mühendisi, mimarlık mühendislik unvanını kattık. 3 yılda onlarla beraber çalışıyoruz. Aynı zamanda iç mimarlık projeleri de yapmaktayız. İç mimarlık projelerinin önemi gün geçtikçe daha çok artıyor ve herkesin daha çok artık bu konuda hani önemsediği bir nokta haline gelmeye başladığını ve bilgilendiğini hissediyorum. İç mimarlıkta benim asıl en çok hani hayal ettiğim meslekti. Ama mimar olmak da çok çok ayrı bir güzellik. Bu ikisini aynı anda yürütebilmek biraz zor oluyor. Detaylar çok fazla var ama güzel bir işte devam ediyoruz. Fatma'nın da desteğiyle statüde el attığımızda tamamen tüm proje bizden çıktığı için de tüm detayları hakim olmuş oluyoruz yani. Evet, aslında bir aile firması diyebiliriz burası için. Eşinizle beraber burada çalışıyorsunuz. Peki efendim neden Milas'ı tercih ettik? Burada bu bölgede bir açıklık mı vardı? Mimar projesi yapan firmalar açısından. Sizler neden bu bölgedesiniz? Neden Milas? Ben aslında İstanbul'da kurumsal bir firmada çok çalışmak istedim. Ama daha sonrasında ve zaten buralı da olduğum için aslında burada büyük bir açıklık vardı bu konuyla alakalı. Neden kendi memleketimde bu işi yapmıyorum diyerekten ofisi o şekilde açtık. Hani iyi ki de burada ofisimi açmışım diyorum zaten. İyi ki de burada kalmışım diyorum yani. Harika. Evet, Milas'tayız. Bizler de sevgili izleyenlerimize buradan iletmiş olalım. Peki efendim, şimdi hemen asıl projelere geçmek istiyorum ben. Hangi alandayız, neler yapıyoruz, kimlerle çalışıyoruz? Biraz bu portföyü de incelemek isteriz. İşte bizim portföyümüz biraz geniş oluyor. Çünkü neden? Hem mimarız, hem inşaat mühendisi yapıyoruz, hem de iç mimarlık yaptığımız için tüm alanlarda hani binayı sıfırdan alıp, yani hatta arsa halinde alıp tamamen komple bitirip teslim edebiliyoruz projesel bazda. Tabii inşaat kısmında da bunları yapabiliyoruz. Biz daha çok nasıl projeler yapıyoruz? Ben daha çok kişisel çalışmayı çok seviyorum. Şahıslarla birebir iletişimde olmayı çok seviyorum. Çünkü bizim mimarlığın da psikolojiyle çok iç içe olduğunu düşünen bir kişiyim yani. Ve insan psikolojisiyle evleri tasarlamak, evleri düzenlemek bence çok daha önemli. Onun için birebir kişilerle görüşmek beni daha çok mutlu ediyor bu konuda. Tabii büyük projelerimiz de var. Danışmanlık da yapıyoruz İstanbul firmalarına, büyük kurumsal firmalarla da danışmanlık yaptığımız oluyor. O şekilde ilerliyoruz. Aynı zamanda işte otel projelerinde de yaptık. Zeytinyağı fabrikaları, burada biliyorsunuz çok meşhur zeytinyağı. Evet, bu bölgede zaten. Aynen, zeytinyağı fabrikaları yaptık birkaç tane. Yani çiftlik evleri yapıyoruz. Bu şekilde farklı projelerde bulunuyoruz yani. Harika. Projelerimizden de bahsettik. Peki, şimdi bir süreç nasıl işliyor? Bundan bahsetmek istiyorum. Mimari projelerde süreç, müşteri zaten kendi arsasını bize getirdiğinde, direkt tamamen arsada, imarlı bir arsa olduğunda, işte orada neler yapabilirizden başlıyoruz. Orada bir 2 aylık minimum bir tasarım süreci olması gerekiyor aslında. Neden? Çünkü kişisinin kullanımı, ihtiyaçları, benim bunları tanımam. Çünkü direkt hani fabrikasyon tarzı bir projelendirmek yerine ben daha çok kişiyle birebir iletişimde olaraktan tasarım yapmayı tercih ediyorum. Hani şahıs projelerinde o şekilde ilerliyoruz. Ama diğer türlü büyük konseptli projelerde zaten istenilenler belli olduğu için onlar daha minimum şekilde belediye kısmına geçiş yapabiliyoruz. İç mimari projelerde asıl en çok buna çok takılıyorum. Daha yani 2-3 ay önceden iç mimari yapacağımız projeyi başlamak çok güzel oluyor. Neden? Çünkü müşterinin ne istediğini bilmem gerekiyor. Nasıl bir tarzdan hoşlandığını bilmemiz gerekiyor. Ve bunun için de gerçekten de müşteriyle zaman harcamamız gerekiyor. Ben buna çok inanıyorum. Hani beraber yemek yememiz gerekiyor, dolaşmamız gerekiyor, gezmemiz gerekiyor. Sosyal ağlar var biliyorsunuz ki böyle beğendiği fotoğrafları biz istiyoruz kendisinden. Ve ben o fotoğraflardan nasıl bir tarzda
yaratabileceğimizi çıkartıyorum. Referansı da aslında müşteri getirmiş oluyoruz. Aynen. Ve bu biraz süreç alıyor. Ve detay projesi çok fazla olduğu için iç mimarilerde hani en çok istediğim iç mimari projeye başlayacaksak eğer 3 ay önceden müşteri gelebilirse çok daha mutlu oluyoruz. Çünkü çok daha güzel projeler çıkıyor. Evet. Bunu da bilgisini verelim. Yani bir hafta sonra şu yapılacak dediğinde aslında bu sizi çok zorlayan bir süreç olmuş. Ama sonuçta hatalar daha çok oluyor mesela. Onları minimuma düşürmek çok önemli iç mimari projelerde. Doğru. Şunu da sormak isterim aslında. Bir size mimar olarak bir iç mimara neden ihtiyaç vardır efendim? Bence iç mimarı neden ihtiyaç var? Hayat ergonomisi. Artık insanlar kendi rahatlıklarını çok önemsemeye başladı. Bu pandemiden sonra biliyorsunuz ki evlerde yaşam çok arttı. Ve evlerdeki eksikler gözükmeye başlandı. Bence bir prizin yeri, odaya girdiğimizdeki kapı kulpunun yüksekliğinden tutun her şey bir insan ergonomisine dayanıyor. Ve bunlarla ilgili bir sürü kitaplar var zaten. Hani bunlarla ilgili işte ergonomikle ilgili ölçülendirilmiş dünya standartlarında olan kitaplar var. Ama tabii biz bunlara hiçbirine uymuyoruz. İç mimarı projede bence görselden daha çok ergonomi. Benim en büyük çıkış noktam da budur zaten. Hani görsel her zaman herkesin bir görsel zevki vardır ama bu ergonomiyi yaratabilmek bizlerin işi oluyor. Bu geçiş mesafeleri, ara mesafeler olsun. Benim daha çok çıkış noktam kendi mimari projemi hazırlarken de bu şekilde yapıyorum ben. Hani daha çok iç mimariden çıkıyor dışa doğru gidiyorum ki insanların yaşamlarını daha çok kolaylaştıralım diyerekten. Harika. Peki efendim sizin farkınız ne? Aslında birçok mimarlık firması vardır eminim ki ama sizi öne çıkaran durum nedir? Bunu da size sormuş olalım. Ben hayal ettiğim mesleği yapıyorum. Ben başka hiçbir meslek düşünmedim. Hani ortaokuldan beri sadece iç mimar olacağım diye başlayıp lisede mimarlığa evrildim sadece. Ve mimarlığı da bitirdikten sonra hayalimdeki mesleği yapıyorum. Daha çok insan psikolojisini düşünerekten, ergonomi düşünerekten hareket ediyorum. Aynı zamanda hem mimarlık hem iç mimarlık yaptığımız için de bir tık daha farklı bir yerde olduğumu düşünüyorum yani. Kesinlikle doğru. Röportajımızın sonuna yaklaşırken şunları da sormam lazım. Efendim biliyorsunuz yaptığınız bir proje. Ondan bahsedelim aslında. Aslında bu bir insan yapısı ve her şey olabilir. Burada bir garanti sürecimiz var mı? Herhangi bir yanlışlıkta, herhangi bir sıkıntıda hemen koşup hemen orada bir müdahale edebiliyor muyuz? Kesinlikle. Bunu da sormuş kesinlikle olalım. Kesinlikle. Ben zaten o konuda asla duramıyorum. Hani projede bazı anlaşma süreçleri oluyor projesel bazılarda. Beni onlar hiç ilgilendirmiyor. Mühim olan evimin iyi bitmesi ve müşterimin mutlu olması. Onun için hani anlık çözümler tabii ki de direkt biz de koştura koştura gidiyoruz. Şantiyelerde olduğunda direkt düzeltmelerini yapıyoruz. Mühim olan müşterinin de mutlu olması. Tabii ki de hatalımız oluyor. Onları minimuma çekmek evet, zaten amacımız da. Ulaşılabilirlik çok önemli. Size o zaman daima ulaşabiliyorlar. Tabii ben ve çalışanlarım sürekli zaten hani ulaşılabilir olarak varız yani. Harika. Şunu da soralım. Bir proje ne kadar sürede tamamlanıyor? Aslında projeden projeye eminim ki değişiyordur ama yaptığınız çalışmalarda, size öne çıkan çalışmalarda bir proje ne kadar sürede tamamlanıyor? Mesela normal bir villa, mimari proje olarak dediğimizde dış olarak hani anlatıyorum. Belediyesel bazdaki bir projemiz 3 aylık bir süreçte tamamlanır. Ama iç mimari projelerde projenin büyüklüğüne göre normal bir dairenin iç mimari projesini ön tasarlama aşaması bence hala daha söylüyorum 2 ay olmalıdır. 2 ay sonrasında da direkt start verip inşaat süreç o da 4 ay falan sürerse tamamlanabiliyor 6 ayda. Peki şu anda kaç kişi istihdam sağladınız bu bölgede? Aslında evet eşinizle beraber çalışıyorsunuz ama burada bir ekip var. Onlar kimlerdir? Onları da tanımış olalım sonra. Burada mimar arkadaşlarımız, iç mimar arkadaşlarımız ekibimiz de var. Eşim tek başına inşaat mühendisi olarak devam ediyor firmamızda. O kendi kadrosunda. Bir de mutfağımızda ablamız var. Toplamda bizle birlikte 7 kişiyiz. Süper, 7 kişi çalışıyoruz. Son olarak hedeflerinizi soralım Oğuzhan Bey. Hedeflerimiz neler? Nereye evrilmek istiyoruz bizler? Valla ben her eve dokunmak istiyorum. Çünkü her ev benim için bir bağ oluyor. Her evle arkadaş oluyorum. Her ev benim evim olmuş oluyor. Onun için hedeflerim derken hani herkesin evini güzelleştirmek ya. Hani herkes rahat yaşasın istiyorum çok fazla. Aynen bu şekilde. Peki efendim şimdi sadece Milas bölgesindeyiz ama diğer şehirler ve belki yurt dışıyla da çalışım gösterebileceğiz değil mi yani? Burada tabii ki yani mimari projede şey yok hani mimarlıkta işte sadece bu şehirde çalışmak zorundasın diye bir kaygı olmadığı için her yerde çalışabiliyoruz yani. Biz Milas Bodrum bölgesinde çok fazla faaliyet gösteriyoruz. Zaten Milas'ın çok fazla yazlık beldesi var. Bodrum'da da keza öyle. Onun için daha çok burada ihtiyaçları zaten karşılıyoruz ama tabii ki de dışarıda olduğunda da destekliyoruz, gidiyoruz, çalışıyoruz yani. Onlarda hiçbir problem yok. Harika, bunu da bilgisini alalım. Son sorum da sosyal medya hesaplarınız. Size nereden ulaşabilirler, nereden iletişime geçebilirler?
Vallahi sosyal medya artık günümüzde çok kullandığımız bir şey. Özler Design olarak Instagram'dan bize ulaşabilirler. Aynı zamanda WhatsApp ve telefondan da bize ulaşabilirler. Hemen izleyicilerimize dönelim şimdi. Evet sevgili izleyenler, bizler davetsiz misafir ekibi olarak bugün Milas Merkez'deydik efendim. Bir mimar olan aslında kendisi. Oğuzhan Bey'le birlikte hem firmasını hem de gelecekte neler yapacağını hem de şu an faaliyette neler yaptıklarını konuştuk. Sizler de bu görsellerle referanslarını görmüş olduğunuz efendim, kendilerine atı bulunan sosyal medya hesaplarından ve iletişim numaralarından aslında ulaşabilirsiniz diyelim. Bizden bugünlük bu kadar. Bir sonraki durağımızda görüşeceğimize dek hoşça kalın, sevgiyle kalın.